Sen zaten seni geçenki programda da 10 kere konuştun, seni dinleyeydin. O ben mezarlıktan bu tarafa konuşuyorum. Açık mı? Açtı. Faik ne, kim? Faik Çelik lan. Bu programı öncelik olan Faik Çelik ne? Öbürü arkadaş? Nurullah Çelik. Kardeşime buradan selamlarımı iletiyorum. Onu önce selamladığınız için ikinci kere söz hakkı istedim. Herkese selamlar. Şöyle otur. Nasıl bir kaşığı otur. Tamam. Oğlum Faye selam ederim. Oğlum Hüsnü selam ederim. Kayınlarım. Kayınlarım. Kayınım Hacı'ya selam ederim. Abbas abi. Gelinlerime. Gelinlerime Dilek, Halime, Zeliş, Esme Nur, Aslancan. Mikail, Eren, Eymen, hepsine selam ile. Torunlar. Şöyle bir el sallayın. Ben de selam söylüyorum. Faik Çelik, Hüseyin Çelik, Hacı Çelik, Abbas Çelik, Dilek, Halime, çocuklar, tüm bizim köylülere, çevirme köyündekilere. Hepsine selam söylüyorum. Kendine iyi baksınlar. Sen de el salla. El sallayın. El sallayın çocuklar. Evet sevgili izleyicilerimiz, Çevirme Köyü'ndeyiz. Yine Çevirme Köyü'nde Aslan Fer ailesinin konuğu olduk. Yine yanımızda bir abimiz var, Mustafa Aslan Fer. Evet. Mustafa abi şöyle mikrofonu... Kendini şöyle bir tanıt abim. Ne iş yapıyorsun biraz? Vallahi ben 25 senedir milli eğitimde çalışıyorum, memurum. Emeklime de az kaldı. 2-3 evet. ay bir gün sayıyorum. Evet. Onun haricinde iyiyim Allah'a şükür. Malcılığıyla uğraşıyorum. Ekiyorum, biçiyorum. Evet, tavuğla, cücüğüne, orada tavuklarımız var. Kaç tane tavuğun? 9 tane. 20 tane. Toplam 20 tane. Toplam 20 tane tavuğumuz var. Evet, 4 tane, 5 tane büyükbaş hayvanımız var. Bu ara yumurta vermiyor herhalde. Yumurtaları az veriyor. Az veriyor. İsterse verebilirim, birkaç tane var. İyi olur ya, birkaç tane verirsen sabah kahvaltısında şöyle. İnşallah ne demek ne demek. Bizim köy misafirperveridir. Çaysız, kahvesiz. Zaten o yüzden mümkün değil. Sık sık neden geliyoruz? Çevirme köyünün böyle misafir. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldin, sefa geldin. Kaç kardeşsin, anne baba var mı? Vallahi biz 10 kardeşiz. 10 kardeşten biri rahmetlik oldu. En büyük ablam. Onun da yeğenlerim var Viyana'da. Evet. Kral düğün salonu var. Çok güzel burada. Yusuf Yıldız. Evet. Ona da en büyük ablamın oğlu yeğenim Yusuf'a bolca selam söylerim. Gözlerinden öperim. Ayret'in Fransa'daki abime, Mehmet abime, çocuklarına yeğenlerim Mesut, Adem, Ümit, onların da gözlerinden öperim. Selam söylüyorum buradan. Evet. Ablam var, iki tane yurt Viyana'da, iki tane ablam var. Onların da ellerinden öperim. Mehmet Ali abim var. Yeğenim Ramazan var. Onların da bolca selam söyleyeyim. Ellerinden öperim. Ayret'in büyük oğlum var Kadir. İki tane çocuğu var. Bir kızı bir oğlu var. Onların da gözlerinden öperim. Elini öper. Çok sevimliler. Evet, torun tatlı olmuş. Torunlar çok, çok tatlı. Yani. Torunlarım en çok tatlı. Mustafa birine de benim adımı taktılar. Ne güzel, ne güzel. Evet. Benim adım Mustafa. Mustafa taktılar adını. Çok güzel abi. Ayreten Ali abime, Meyrem ablama, Kudret ablama. Evet. Ondan sonra kızım Havi'ye, çocuklara, torunlarıma. Evet. Dilek var kızım. 3 tane çocuğu var. Bir oğlu, 2 kızı var, ellerinden öper. Evet. Onlara bolca selamlarımı söyleyeyim. Gözlerinden öperim. Kızım Özge var. 3 tane oğlu var. Onlara da bolca selam söylüyorum.
Onların da gözlerinden öperim çocukların. Allah senin herifin yanına gelsene hala. Ondan sonra bütün yeğenlerime, Fransa halkına, Arslanper ailesine, Bedrettin var oğlum. Ona da selam söylüyorum, gözlerinden öperim. Bir markette çalışıyor Etsan'da şu anda. Çok güzel. Bütün çevirme halkına diyelim. Evet, biraz bütün, Bedrettin'in çocukluğunu biraz anlat şöyle. Bedrettin biraz şımarıktı. Yaramazdı, şımarıktı. Sonradan biraz ehlileşti büyüyünce. Evet. Okuluna devam etti, okulunu da bıraktı. İmam Hatip'te bir ara okudu. Pazarcık'ta okudu, 8 yılı bitirdi. Kaç yılında gurbete gitti? Geçen sene, daha yeni, yeni. Evet, onun için de zordur tabii. Tabii ki zor, çok zor. Gurbetlik çekmek ayrı bir özlem. Çok zor. Vatan hasreti ayrı. Aynı, çok zor, çok zor. Oluyor tabii. Sen ömrü neye harcadın? Vallahi ben ömrümü hep memurluğuna, evin işiyle bitirdim. Şurada da zaten az bir günüm kaldı emekliye. Evet. İşte emekli olacağım. Emekli olduktan sonra ne? Emekli olduktan sonra çiftçilik sonra. İşte birkaç tane oyalanacak işte tavuk, mal, mul. Evet. Bir şeylerle uğraşacağım. Traktörümüz var. Şu arka taraf bizim bahçe olur geniş. Çok ön güzel. Taraf aynı şekilde. Evet. Bahçeyle uğraşıyor mu böyle toprakla uğraşma? Evet. Neler ekiyoruz, biçiyoruz, mesela? Domates ekiyoruz, domates, fasulye, su var. Çeşme şu anda kurudu da, çeşme gelir yani, bir iki aya kadar gelir. Kuraklık geçti bu sene. Evet. Bu sene baya bir kuraklık geçti, hiç olmadı. Melemen yapıyoruz mu? Ooo, çok. Evet, tatlı melemeni olur, köy domatesleri evet, çok iyi. Domates iyi olur yani. Çok iyi. Doğal olur, köy yumurtası, doğal yoğurdumuz, peynirimiz, sütümüz evet. Yani. İşte o şekil, o şeylerle uğraşıyoruz biz. Çok güzel abim, çok güzel. İşte ne bileyim, az günümüz kaldı. İnşallah emekli olacağız. Evet, köyde kaç kişi yaşıyorsunuz? Köyde biz, benim aileden tek ben varım. Bütün bizim aile tüm Viyana'da. Evet. Ablamın çocukları, abimin çocukları, diğer ablamın çocukları. Burada kimse yok. Amcamın çocukları. Arslanper ailesinden sadece ben varım burada. Evet. Bir de ablam vardı. O da evi bıraktı gitti. Öbür ailem de kapıyı kapattı gitti, Meryem ablam. Evet, herkes. Yeğenim Ramaz'a selam söylerim. Gözlerinden öperim. Ayrıca gelinim Sibel'e, gelinim Nisa'ya, çocukların ikisi de evli. Evet. Birinin iki çocuğu var, birinin daha yeni evlilik yaptı. Ondan sonra ne bileyim işte kolu komşu. Öyle günlerimiz geçiyor işte. Evet. Öyle günlerimiz geçiyor. Yerimiz çok iyi. Yerimiz gayet iyi. Azıcık da şu taraf çekim yaparsın evet, tavukları. Şöyle bahçeleri bir gezdir amca. Etrafı bir gezdir. Vallahi işte ne bileyim, malcılığıyla, çiftçiliğiyle bir tarafımız memur, bir tarafımız ne diyelim işte işine, milletinde çalışıyorum ben yıllardır. Sorgun'da arkadaşlarım çok. Meryem ablama, Nisa'ya, gelinim Nisa'ya, gelinim Sibel'e, kızım Özge'ye, çocuklarına gözlerinden öperim kızım.